Evet sevgili Kapı Magazin izleyicileri, Demos Fuarı'nın hazırlamış olduğu 2014 Kapı Fuarı'nda 3. günündeyiz. Stand ziyaretleri yapıyoruz. Standımıza ziyarette bulunan değerli müşterilerimiz, büyüklerimiz, abilerimiz oluyor. Şu anda da onlardan iki tanesiyle karşınızdayız. Mega Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanlarımız Abdullah abi ve Bülent beyler standımızı ziyaretti. Bizleri onurlandırdılar. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Fuarla ilgili kendilerinin görüşlerini alacağız. Bülent Bey siz misafirsiniz. Romanya'dan da geliyorsunuz. Önce sözü size verelim isterseniz. Efendim önce hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Kapı fuarındayız. Sizler de gerçekten Mega Çelik Kapı olarak gerek yurt içinde gerek yurt dışında çok güzel yatırımlarınız ve ürünleriniz var. Evet. Kısaca Mega Çelik Kapı ile başlayalım önce. Bizler tanıyoruz ama tanımayan firmalar kişiler için Mega Çelik Kapı'yı ve yatırımlarını kısaca özetler misiniz? Mega Çelik Kapı yaklaşık 30 senedir sektörde imalat yapan bir firma. 2001 yılından itibaren de Romanya'da bir yatırımımız oldu. Şu anda Romanya sektöründe de bir numarayız diyelim. Bu sektörde çok değişik modeller de ürettik. Bunun yanında biz daha çok modern tarzı yaratan bir firmayız. Diğer firmalarla da farklarımız mutlaka olacak ama sektörde çok iyi firmalar da mevcut tabii ki. Peki Romanya'daki yatırımlarınız gerçekten çok güzel, çok harika. Bunları araştırıyoruz, duyuyoruz, sorguluyoruz. Romanya ile sınırlı kalacak mı bu yatırımlarınız? Başka ülkelere ya da başka sektörlere de yatırımlarınız olacak mı? Şöyle, biz asıl Romanya yatırımını Avrupa pazarına hitap edebilmek için yaptık. Şu anda Romanya'nın bütün kenar ülkelerine, komşu ülkelerine satış yapıyoruz. Bunun yanında asıl hedefimiz Avrupa pazarı. Avrupa pazarına hitap edebilmek için de tabii ki oraya yönelik mamuller üretmek gerekiyor. Şu anda o çalışmalar üzerindeyiz. Başka ülkelere yatırım yapacak mıyız? Şimdilik öyle planımız yok. Ama yetişebildiğimiz her yere, her yerde varız. Takdirle takip ediyoruz sizleri. Bu tarafta da Abdullah Bey var. Abdullah Bey sizler de efendim hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı fuarlar. Çok sağ olun. Abdullah Bey, Mega Çelik Kapı gerçekten sektörün en köklü firmalarından. Sizler bu sektöre çok güzel ürünler, çok güzel yenilikler kazandırdınız. Şu anda da fuardayız. Fuarı değerlendirecek olursak yenilik adına bir şeyler var mı? Yeni olan ürünler gördünüz mü efendim? Tabii ki çok çok yenilikler var ve hoşuma da gitti bir Kayserili olarak. Hatta Ticaret Odası Başkanı Mahmut Bey'in de sizi ziyareti oldukça ve fuarı ziyareti katılımcıları oldukça beni memnun etti. Çünkü ileriki zamanlarda daha da önümüzün biliyorsunuz bizim dernekçilik çalışmalarımız da çok olmuştu Kayseri'de ama istediğimiz seviyeye gelememiştik. Mahmut Bey'den de sözünü aldık. İnşallah ileriki zamanlarda bu sektörü daha ileriye götürme adına çabalarımız olacak. Peki efendim, 3. günündeyiz biz fuarın. Sizler bugün ziyaret ettiniz. Yoğun bir yerli ve yabancı katılımcı olduğunu gözlemledik. Demos Fuar olarak gerçekten geçmişe nazaran daha yoğun bir katılımcı kazandırdılar. Siz gözlemlediniz mi bunu? Yerli ve yabancı katılımcı sizce de yeteri kadar var mı? Tabii ki var. Şimdi zaten biz kendi Romanya'daki şirketimizden Bülent Bey zaten 4-5 kişi geldiler. Ondan sonra o ekibimiz geziyor fuarı. İran'dan misafirimiz var. Ondan sonra daha habersiz gelenler de bayağı çok. Şimdi ben bugün gezdim. Dün de istihbarat aldığımda bayağı bir yabancı katılımcı vardı. Bugün de benim gözlemlediğim bayağı var. Yani millet de memnun. Bu da bizim adımıza iyi bir netice verdiğini gösteriyor. Peki efendim, Mega Çelik Kapı yurt içinde çok sayıda fuarlara katıldı. Şimdi de yurt dışı fuarlarına katılıyor zannedersem. Katılmış olduğunuz yurt dışı fuarları vardır illaki değil mi efendim? Tabii ki şimdi zaten İranlı arkadaşımız biraz önce beyanat verdiğinde Mahmut Bey'e 2 sene önceki müşterileri hala arandığını söylüyor. Ve tabii ki bizim önceliğimiz Romanya'da fabrikamızın olması hasebiyle Romanya ve çevresine daha sık fuarlara katılıyoruz. İnşallah şimdi bu dönemden sonra, yani bu yıldan sonra da Afrika ve çevresinde daha çok ağırlık vereceğiz inşallah.
Peki Bülent Bey, sizler nasıl gözlemlediniz efendim? Model olarak, teknolojik yenilik olarak, sistem olarak yeni ürün, yeni kapı var diyebileceğimiz gözlemleriniz oldu mu efendim? Sistem olarak aslında biraz daha kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Biz Avrupa pazarında olduğumuz için çok farklı üretimleri görüyoruz. Özellikle İtalya ve Fransa pazarında çok değişik kapılar yapılıyor. Bizdeki standart üretim hala değişmiş değil. O klasikliği geçmemiz gerekiyor birazcık. Bir iki firma haricinde diğer firmalar birbirinin tamamen kopyası haline gelmiş maalesef. Onun için sektörü biraz geliştirmek istiyorsak Ar-Ge çalışmalarını çok iyi yapmamız gerekiyor. Bu anlamda bilmiyorum, daha çok fuarlara katılıp daha çok bilgi alıp daha çok yatırımla herhalde daha iyi sonuçlara ulaşacağız. Biz bunu takip ediyoruz. Bizim Avrupa'da bulunmamız bunun için büyük bir avantaj. Aynı zamanda çevre ülkelerde de fuarlara katıldığımız için insanların taleplerinin, isteklerinin ne olduğunu ve buna göre de üretimlerin nasıl yapılması gerektiğini takip ediyoruz. Peki efendim, benim gözlemlediğim kadarıyla cam ürüne yoğunluk var. High glass ürünlerde ve cam ürünlerinde. Evet. Bu bir furya mı yoksa devamı gelir mi? Vallahi kapı için cam kullanımı çok aslında sağlıklı bir şey değil. Ama high gloss tabii ki mobilya sektöründe de bu furya olduğundan dolayı birbirine bağımlı olan iki ürün. Dolayısıyla high gloss'un kullanılması bu geçici bir süre diye düşünüyorum. Bundan sonra daha farklı ürünler kullanmak lazım. Özellikle dış cephe kapılarında hala pazarda eksiklik var. Bunun için biz bir çalışma yaptık zaten. Dış cephe kaplaması malzemesini kapıya uyarladık. Bu sektörde bir ilktir. Kompakt malzemeye uyarladık. Dediğim gibi bu sektör, bu pazarda dış cephe kapısında özellikle villa kapılarında her ne kadar doğal kaplama kullanılıyorsa da uzun süreli olmadığı için yeni mamulleri bu şeye kazandırmak gerekiyor. Çok doğru. Peki efendim, fuara geldiğiniz için, standımızı ziyaret ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Onurlandırdınız bizi. Çok sağ olun. Sizlere iyi fuarlar, hayırlı işler diliyoruz efendim. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz bu imkanı verdiğiniz için. İyi çalışmalar.